Ahmet Hakan, Halk TV, Fox falan Kemal Kılıçdaroğlu aslında teşhisi doğru koymuştu. Milliyetçi muhafazakar seçmenden oy alamadan seçimi kazanamayacağının farkındaydı. Helenleşme söylemi bunun içindi. Hadis okuması bunun içindi. Necip Fazıl'dan söz etmesi bunun içindi. Bizim de çok yanlışlarımız olmuştu diye öz eleştiri yapması bunun içindi. Sağ siyasetçileri transfer etmesi, İyi Parti ile ittifak kurması Saadet Partisini yanında tutmaya özen göstermesi falan. Bunlar da milliyetçi muhafazakar seçmeni kendisine oy vermeyi ikna etmek içindi. Fakat etkili olamadı Kılıçdaroğlu. Milliyetçi muhafazakar kesimi ikna edemedi. Giremedi o mahalleye. Bunun 99 tane nedeni olabilir. Ben sadece birinden söz edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar milliyetçi seçmenden oy alma hevesiyle kendisine destek veren televizyon kanallarının söylemi arasında büyük bir uçurum vardı. Kılıçdaroğlu alttan aldıkça bunlar üstten üstten konuşuyordu. Kılıçdaroğlu helalleşme dedikçe bunlar hesaplaşmaktan söz ediyordu. Kılıçdaroğlu özenli bir dil tutturmaya çabaladıkça bunlar kafa göz girişiyordu. Kılıçdaroğlu muhafazakarlara şirin görünmek istedikçe bunlar muhafazakarlara antipatik gelecek her türlü tutumu alıyorlardı. Peki buna karşı Kılıçdaroğlu ne yaptı? Hiçbir şey. Ses etmedi. Şikayetçi olmadı. Biz bu söylemlerle mutabık değiliz demedi itiraz etmedi. Hepsini geçtim. Durumdan memnun olmadığına dair en küçük bir işaret bile vermedi. Oysa acı gerçek şuydu. Bu televizyon kanalları Kılıçdaroğlu'na destek vermeseydi Kılıçdaroğlu'nun o yaranında azalma değil, artış olurdu. Hangi sanatçılar hangi yanlışı yaptı? Seçimlerde taraf olmayı tercih eden sanatçılarımız herhangi bir yanlış yapmadılar kimin kazanmasını istediklerini açıkça ortaya koyan, elleriyle kalp işareti yapan, pirom, dedem diye haykıran, ilk turda bitirelim çağrısı yapan sanatçılarımız için hiç kimse yanlış yaptılar diyemez. Peki hangi sanatçılar hangi yanlışı yaptı? Seçim atmosferine girildiğinde soğukkanlılıklarını kaybeden, taraf olmayı abartıp karşı tarafın seçmenini aşağılayıp küçümseyen, küfürbaz bir kadını kendilerine idol yapan, kendi taraflarında yer almayanlara nametler diyen sanatçıların yaptığı yanlıştı. Fakat şöyle bir durum da var. Yanlışı yapan bu sanatçılar bugün yaptıkları yanlışın farkında bile değiller. Eğer yanlışlarının farkında olsalardı, AK Partili belediyeler konserlerini iptal edince muhalif olduğumuz için konserlerimiz iptal ediliyor demezlerdi. Sadece bu sanatçılar mı durumun farkında değil? Hayır hayır. Bu sanatçılara destek çıkanlar da olayın farkında değil. Eğer farkında olsalardı, abi bak işte kutuplaşma, abi bak işte ötekileştirme falan diye tepki göstermezlerdi. Konser iptalleri benim de hoşuma gitmiyor. Ama öyle anlaşılıyor ki bu sanatçılar hakaret etmeden, küfretmeden, aşağılamadan siyasi taraf olmayı başka türlü öğrenemeyecekler. Yerel seçimde ne olur? CHP Ankara ve İstanbul'u nasıl kazandı? Tabii ki ittifakla. Yerel seçimde ittifak stratejisi tıkır tıkır işledi. Üstelik HDP denklemdeydi. Aday göstermeyerek bu ittifaka dolaylı destek vermişti. Ankara ve İstanbul seçiminde tıkır tıkır işleyen bu strateji Cumhurbaşkanlığı seçiminde işlemedi. Bunun birçok nedeni var. Ben sadece en temel olanını söyleyeyim. Yerel seçim dinamikleri ile genel seçim dinamikleri arasındaki fark nedeniyle böyle oldu. Peki önümüzdeki yerel seçimde ittifak stratejisi başarılı olur mu? Tabii ki olabilir ama tabii eğer ittifak oluşturmayı başarabilirlerse. Şu an itibarıyla manzarayı umumiye aşağı yukarı şöyle. Tarafların ittifak oluşturmaya pek dermanı kalmamış gibi. Dermanı geçtim, arzusu da pek yok gibi. İyi Parti bu sefer kayıtsız şartsız bir destek içine girmeyecek gibi. Ne tür talepleri olacak bilmiyoruz. HDP her iki kentte de adan çıkarma eğilimi içinde. Sonuna kadar bu tavrını korur mu, son anda fikir değiştirir mi bilmiyoruz. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açısından bu sefer işler biraz daha zorlaşmış gibi. Hiç mi hiç merak etmediğim şeyler. Bekir Ardar'ın mevcut siyasi tabloyla ilgili görüşlerini ve yorumlarını hiç merak etmiyorum. Davutoğlu ve Babacan'ın siyasi geleceklerini nasıl şekillendireceklerini hiç merak etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'e kaç dolar para ödediğini hiç merak etmiyorum. AK Parti'nin büyük kentlerdeki sınavı. Büyük kentlerde AK Parti açısından sorun var. Gücünü kaybetmiş değil ama geriliyor. Gerilemeyi durdurması şart. Bunun yolu da ekonomiden geçiyor. Pahalılık sorunu, kiran sorunu, bu sorunlara esaslı bir neşter atılması şart. Bu arada kentli seçmenin kaygılarını, endişelerini giderecek bir dilin geliştirilmesi de gerekiyor. Kaygılanacak ne var kardeşim diye kaygının haklılığını sorgulamak çözüm değil. Ahmet Hakan İsmail Kılıçarslan Onurunuz yok ki haftanız olsun. Herhangi bir eşcinsel insana tıpkı diğer günahkarlara baktığımız nazarla bakabiliriz ancak. Nasıl ki bir alkoliye, bir kumarbasa, bir yalan bağımlısına, bir zinakara Allah affetsin, Allah hidayet versin, doğru yolu göstersin diye dua etmekten daha net bir yolumuz yoksa, mesele eşcinsel bir insan olduğunda da izleyeceğimiz, dahası izlememiz gereken yol budur. İnsan olmaklığı bakımından bir alkoliye hangi merhamet nazarıyla bakıyorsak bir eşcinsel insana da aynı nazarla bakmaktır vazifemiz. Çünkü biz Müslümanların temel ilkesi günahkardan değil günahtan nefret etmektir. Ve üzerimize vazife olan şey de günaha uygun ortamın oluşmasına engel olmaktır. Günahkarı hırpalamak değil. İki durumu birbirinden ayırt edemezsek bugün adına LGBT çukuru dediğimiz çukurla doğru düzgün şekilde mücadele edemeyiz. Birinci durum şudur. Eşcinsellik tıbbi olarak bir hastalık, psikolojik bakımdan bir rahatsızlık, İslam ve diğer büyük dinler açısından da bir günahtır. Hastaya, rahatsıza, günahkara yapılması gereken şeyler neyse onlar yapılmalıdır o insanlara hormon tedavisi, onarım terapisi ve tövbe üçgeni devreye alınmalıdır. İkinci durumsa büyük bir ideolojik tehlike ve aygıt haline gelen, insan ırkının devamlılığını ve sürdürülebilirliğini tehdit eden o büyük propaganda biçimi yani LGBT çukurudur. Bu çukurla nesiller adına canımız pahasına mücadele etmemiz şarttır. Son derece buyurgan, son derece küstah ve son derece kibirli bu ideolojik aygıt Hakikati yalnızca ben belirlerim ve hakikat hiçbir hakikatin olmadığıdır dediği için trans düşünce gele gele kendimi engelli hissettiğim için kolumu kestim diyen insanlara, kendimi köpek hissettiğim için bir sahip arıyorum diyen insanlara ve bugün kalktığımda kendimi kadın olarak hissediyorum. O yüzden kadınlar tuvaletine gireceğim diyen insanlara dayandı. Leş ve hastalıklı bir hazcılığın adı LGBT olarak konuldu o en eski, en kadim tartışmalardan biri olan hazın devamlılığını savunanlarla yaşamın devamlılığını savunanlar arasındaki kavga, LGBT çukurunun küresel ve orantısız güç kullanımı neticesinde hazcılar lehine ilerleyen bir çılgınlığa dönüştü. Pedofili ve zoofili gibi sapkınlıkların da legalize edilmesi aşamasına gelindi artık. LGBT çukurunun bunca büyük bir ideolojik aygıta dönüşmesinin altında elbette turbosundan hiperine, sanalından sarmalına bütün varyasyonlarıyla kapitalizm var. Daha 6-7 yaşlarından itibaren kullanılan ergenlik geciktirici hormon ilaçlarının ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla her türden tıbbi operasyonların oluşturduğu tıbbi pazarla giysisinden kozmetiğine, moda pazarının oluşturduğu devasa ekonomiyi anlamadan büyük bir ideoloji kaygıta dönüşen LGBT çukurunu anlamak imkansızdır bence. Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Neredeyse bir psikiyatrik terime dönüşen Netflix dizisi iyi nokta nokta nesi diye bir durum var. Dünyanın en büyük dijital platformunda fazladan hem de oldukça fazladan temsil ve görünüm elde eden LGBT'nin bu temsil ve görünümünü kapitalizmden ayrı düşünmek mümkün mü? Parayı verenin düdüğü çaldığı dünyada LGBT pazarının iştah açıcı ekonomisine hangi kapitalist nasıl kayıtsız kalabilir? İngiltere'de, Amerika'da, Hollanda'da onlarca insan ergenlik geciktirici ilaçlar kullandım, hayatım mahvoldu itirafları yaparken yahut yüzlerce insan cinsiyet değiştirme ameliyatı hayatımın hatasıydı derken malum bilimsellik yalanını da devreye sokan LGBT çukuru güya dünyanın en saygın haber mecralarında cinsiyet değiştirme ameliyatlarında pişmanlık yaşama yüzdesi sadece %1 diye tezvirat kasıyorlar. Oysa ellerinde eşcinselliğin genetik bir yatkınlık olduğuna dair de tek bir gerçek veri yok. Pişman olan insanlara önerebilecekleri tek bir çıkar yolları da yok. Şurası net. Aile ve aile olmak duygusu tüketim odaklı dünya için büyük bir tehlike arz ediyor hala. Öyle insanlığı bitirmek isteyen karanlık odakların hedefinde aile kavramı var gibisinden komplo teorileri üretmekle olacak gibi değil mesele. Hatta böyle komplolar sadece durumu biraz daha içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Bu, düpedüz modern tüketim toplumunun bir numarası. Olan da bu arada çocuklara, ailelere, insanlara oluyor. Meseleye buradan bakmamız, mücadele alanını buradan kurmamız şart. LGBT çukuruna düşmüş insanın nazarında, elmas çıkarmak için Afrika'da çukurlarda, insanlık dışı şartlarda çalıştırılan kölelerden hiçbir farkı yok. Düşmanımız o köleler değil, o çukurun sahibi olan köpekler. LGBT çukurunun onuru da yok, şakası da. Bir büyük kötülük olarak bütün insanlığın üzerine kabus gibi çökmüş durumda. Bu kabusu yarabilmek, yok edebilmek içinse büyük bir mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerekiyor. Ama düşmanı da yöntemi de doğru belirleyerek. Yoksa işimiz çok zor. İsmail Kılıçarslan